Değerli dostlar, tekrar merhabalar. Ekranımızdaki standart yasal uyarımızı gördünüz. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Evet, garanti hissesiyle başlıyoruz. Garanti de saatlik bazdaki değerli dostlar trendin son bulmasıyla sert bir satışını yaptık. Gördük, bakınız buradaki kanal desteğinin kırılmasıyla aşağı doğru yeni bir akım, yeni bir hareket oluşmuş durumda. Şimdilik pozitif bir hava hakim. Bu pozitif havada değerli dostlar dikkatli olacağımız bir noktaya doğru geliyoruz. Bunu kesinlikle iyi takip edin. Bu noktayı oldukça önemli. Bakınız, yükselen kanal trendimiz son bulduktan sonra bakınız genişleyen bir açıyla aşağı doğru bakınız yol almaktayız. Fakat bu bölgenin direnç noktasına yakın bir bölgedeyiz. Burası belirleyici olacaktır değerli dostlar. Bu bölgenin üzerine atmamız halinde yukarı doğru hareket 10-32 bandına doğru yol alabilir değerli dostlar. Şimdilik takip edeceğimiz nokta, bakın şöyle aktaralım, bu 10-32 niçin sizlere söyledik. Bir, buradaki gaplı bir bakınız aşağı yönlü hareketin olduğu bölge olması. İki ise daha önce çalışmış olan iki tane tepenin bu bölgedeki durumu değerli dostlar. Onun için burada yatırımcının takip edeceği nokta, yani stop loss anlamında bakınız 9.67 bizim ilk stop loss noktamız. Akabinde ise 9.36 değerli dostlar. Bu noktalar sıralı desteklerimiz. 9.67, 9.36 bantları. Burada muallak olan bölge, bakın şu bölgenin kırılıp kırılmayacağı olacaktır değerli dostlar. Burası oldukça önemli bir direnç noktası. Buraya dikkat ediyoruz değerli dostlar. Buradan bir geriye dönüş söz konusu olabilir. 9.80 bantları aşağı yukarı, şöyle bakalım kaça denk geliyor burası. 9.86-9.85. Evet, bu bant bizim için bir savaş alanına dönüşecek gibi. Burayı iyi gözlemliyoruz değerli dostlar. Yine şöyle aşağıdan yukarıya doğru destek bölgesini çizerek yine stop loss noktanızı kullanabilirsiniz değerli dostlar. Evet, garantideki durum bu. Saatlik görüntü. Kozala bakalım. Evet, 119.7. Önemli bir destek noktası. Buradaki hareketimiz teknik anlamda bakınız indikatörlerin negatif olduğu ve artık şurayı kaldıralım çizimleri, yeni bir çizim. Şöyle bir desteğimiz, bakın sınır bölgesinde olduğumuzu burada görüyoruz. İndikatörler negatif. Arkadaşlar, bu sınırın aşılması aşağı doğru satışları derinleştirebilir. Bu noktaya dikkat ediyoruz Kozal hissesinde. Ha, biz burada saatlik baktığımız için olası geri çekilmelerimizde ne yapacağız? Saatlik bazlarda değerlendirmemiz gerekir arkadaşlar ki burada 108 bandı önemli bir eşik diyebiliriz. Şöyle bir görüntüyle bıraktığımız zaman bakınız şöyle bir yatay dikdörtgen haline devam ettiğimizi görüyoruz. Buradaki kırmızı çizgimizin kırılması aşağı yönlü arkadaşlar satışları derinleştirebilir. Dip bölgemiz kaç? Şöyle alalım. Bakın ortalama 108 bantları karşımıza çıkabilir. Yani bütün bunları göz önüne almak gerekir. Acele de etmemek gerekir diye düşünüyorum. Buradaki hareket değerli dostlar bir şekilde bu bölgenin dışına taşımalı. Yani şuradan yukarı yönlü bir kopuş gelmeli ki tamam rahatladık artık burada diyebilmeliyiz ama bu bölgede baskı devam edecektir. Dikkat edin arkadaşlar, olası bir destek hattına geri çekilmeyi daha önceki bakınız bölgelerde olduğu gibi şöyle diyelim, bakın şu bölgeyi alalım kırılım noktası olarak, bakınız bir satış hareketiyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Yine şu bölgeye dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle geçmişteki bölgeler her zaman bizim için bir referans kaynağıdır. Bunu defalarca söylüyoruz. Yani geçmişte bakınız 1, 2, 3. Bakınız 3 defa test edilmiş olan bir çizgi
bizim için önemlidir. Ki bu çizginin rengini de şöyle siyah yapalım. Bakın şu siyah çizgi de bizim için önemlidir arkadaşlar. Evet. Yani şu kısım bizim için kritik. Aşıldığı takdirde 120'lerin altı sıkıntı doğurabilir arkadaşlar. Evet, geçelim. Emlak konut. Evet, bugün şöyle %1'e yakın bir yükselişle günü kapattı. %80-90 gibi. En son durumu tam bilmiyorum ama en son bu şekildeydi. Değerli dostlar, emlak konutu geçenlerde de yine saatlik analizlerimizi sunmuştuk. Halen trend içerisindeyiz. Bu trendin içerisinde kaldığımız müddetçe sıkıntı yok değerli dostlar. Trend ne zaman bozulur? Bakın 1-2-3 defa çizmişiz. Bu destek ne zaman kırılır? O zaman yani şu şekilde olası bir harekette trend kırıldığı zaman satış derinleşir. Bu senaryo gerçekleşmediği müddetçe ki geçmişteki tepemiz, bu da önemli, 2.40. Bu seviyenin üzerinde de değerli dostlar bir katlama muhabbetini etme hakkımızın doğduğunu da söyleyebiliriz. Yani bu da teknik anlamda neredeyse 3.16 bantlar olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Evet, emlak konuttaki bakış açımız bu. 2.40'lık bir destek hattımız söz konusu. Bir de trendimiz var. O da oldukça güzel arkadaşlar. Evet, şişe. Önce varyansın ettik şişede. Ne oldu arkadaşlar? Değdi mi yani? Şişe gibi bir hisse. Al unut hissesi. En ufak düşüşte ağlıyoruz, sızlıyoruz. Evet. Şimdi bizim o kritik noktadayız. Saatlik bazda. Şuraları bir kaldıralım şöyle. Soru işareti olarak burayı koymuşuz zaten değerli dostlar. Şimdi tez canlıyım, heyecanlıyım, tez canlıyım diyenler için değerli dostlar burası çok önemli. Yani ben uzun vade yatırımcı olamam hocam, ben alacağım, satacağım, ona göre hareket edeceğim diyenler için kesinlikle bakınız arkadaşlar. Bakınız burayı 3 defa çizdik bu bölgeyi. Bakınız. 1, 2, 3, hatta 4 defa çizmişiz bakınız. Kırıldım aşağı doğru değerli dostlar. Satış geldi değil mi? Bakın şuradaki kırılım. Sonrası satış geldi. Şimdi dikkat edelim bu noktaya. Bir onay hareketi karşımıza çıkabilir. Ne onayı? Satış onayı değerli dostlar. Bakın burası oldukça önemli. Soru işaretini koymuşuz. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakınız bunun anlamı, buradan aşağı doğru gelecek bir çekilmenin anlamı değerli dostlar, satış onayıdır. Teknik literatürde. Evet. Bakınız teknik literatürde bunun adı satış onayıdır değerli dostlar. Bakınız destek alıp çıkıyor. Destek alıp çıkıyor. Destek yukarı. Destek yukarı. Destek kırılıyor. Kırıldıktan sonra tekrar yukarıya doğru şöyle bir ikili dip yaparak yukarı bir hareket. Bakınız bu bölgede takılabiliriz. Buraya dikkat edelim diye daha önce bir soru işareti koydum. Umarım tekrar, bakınız tekrar şişede bu siyah çizgimizin üzerine, yani daha doğrusu şöyle kanalımız gösterelim de, bakın şu kanalın içerisine tekrar dahil oluruz değerli dostlar. Yani bu kanalın içerisine dahil olamaz isek sıkıntı yaşayabiliriz. Bakın burası oldukça önemli. Evet, yarın için arkadaşlar şöyle bakıyoruz. 7.63 seviyelerinin üzerindeki 2 günlük kapanış. Şişe için önemli değerli dostlar. 7.63 üzerine 2 günlük kapanış. Şişenin tekrar bu kanal içerisine dahil olup yukarıya doğru gitme iştahını güçlü bir şekilde arttırabilir. Yani burada 7.63'ün altlarında birazcık oyalanma, vakit geçirme, geri çekilmeler karşımıza çıkabilir. Kardemir de. Evet, daha önce de Kardemir'de de değerli dostlar bakınız düşenimizi çizdik. Bu seviyenin kırılmasıyla dedik saatlikte. Kırıldı mı? Kırıldım. Yani 6.75'lerin üzerine attık. 6.98'lerdeyiz. Teknik görüntü şu anda güzel arkadaşlar. Bakın saatlikteki görüntü. Yani burada
şöyle bakınız, tekrar 7.45 bandına gelerek bir çanak oluşumuna gidebiliriz. Önemli nokta 7.43-7.45, bakın bu bölgeler değerli dostlar önemli. Bu seviyenin üzerinde bir katlama hedefi oluşabilir. Burayı takip etmek gerekir. Düşenin kırılması oldukça güzel. Ha, benim şekilci olmadığım bilen arkadaşlar şunu da bilirler. Çizimleri kaldıralım. Bakınız sol omuz, baş, sağ omuz. Arkadaşlar bunu gördüğünüz zaman yapıştır. Trade et ya, en azından hiçbir şey bilmiyorsan trade et. Yani der ki bu şu şekilde yukarıya doğru, bakınız. Teknik olarak 7.37-7.40. Yani burada bir Tobo formasyonu teknik hedef arkadaşlar. Evet, durum bu. Umarım Kardemir D'deki pozitif hava 7.40'ların üzerinde bir çanak oluşumu ve yukarı yönlü bir katlama ile devam eder değerli dostlar. Hep beraber takip etmiş olacağız saatlikte. Türk Hava Yolları. Evet. Cansız, iştahsız gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Düşeni kırdık. Yani şu bölgede neredeyse yapışık bir halde, bakınız. Direnç seviyesinin altında saatlerce ikame ettik. Burayı kırdık. Tekrar geri çekilme dönemini yaşıyoruz. Yani bir kopup gidemedi yukarıya doğru. Burada MACD indikatörü birazcık can sıkıcı gözüküyor. Göreceli güç endeksi yine aynı şekilde, bakınız. Yani bunlar pek pozitif görüntüler değil. Umarım MACD indikatörü aşağı kesmez. Burada 40 bandının altına RSI'de düşmeyiz. Yoksa tekrar maalesef ters bir çanak oluşumuna gidebiliriz. Yani buradaki görüntümüz değerli dostlar bizim şu şekilde. Kesinlikle bakınız şu noktanın baz alınması gerekir. 11.58 burada bu hissede hayati önem taşıyan nokta arkadaşlar. 11.58 bantları. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız müddetçe bir ikili dip oluşumuyla burada yukarıya doğru gitme iştahımız oluşacaktır. Özellikle nasıl ki 11.58 bir dip bölgesi ise 12.34'lerde bizim buradaki arkadaşlar yukarı yönlü hareket için referans kaynağımız. Yani bu iki noktayı şöyle işaretleyelim. Yani buradaki kırılım bizim için önemli olacak saatlikte. Evet, 11.58 destek, 12.34 direnç şeklinde saatlikte takip edilebilir değerli dostlar. Evet, Türk Hava Yolları'ndaki durum bu. Geçiyoruz Karsan'a. Karsan Otomotiv. Evet, nerelerden geldik değil mi değerli dostlar? Çizimleri yine kaldıralım artık. Geçmişte kaldı. Evet değerli dostlar, saatlikte bir ikili tepemiz maalesef oluşmak üzere. İkili tepe içerisinde ikili tepe. Dikkat edelim arkadaşlar. Yani kritik bir nokta. Bakın birinci tepemiz, ikinci tepemiz. Bu ikinci tepenin de tekrar iki tepe halinde oluştuğunu görüyoruz. Yani burada sıkıntı yaşanılabilir mi? Ki her şey olabilir arkadaşlar burada. Yani burası pek olumlu bir görüntü teknik anlamda söz konusu değil. Şöyle bakıyoruz. Yani şu alan içerisinde bir hapis gelgitler yaşanılabilir. Dikkatli olmakta fayda var diyoruz. Evet, niçin? Ana tepe noktasından bir dönüş geldiği için destek test edilebilir değerli dostlar. Yani buradaki konum kaç şöyle aşağı doğru gelse işte 5 bandına doğru bir geri çekilme olabilir. Bu seviyenin kırılmasıyla daha aşağıda bakınız 4.46'lar söz konusu. 4 saatlik bakalım. Bunu birazcık farklı bakalım, değerlendirelim. İndikatörler. Evet, maalesef bir uyumsuzluk oluşmuş durumda. Evet değerli dostlar, buraya geçiyoruz. Bir ikili tepe ihtimalimiz var. 5.60'ların üzerinde bize kapanışlar gerekli arkadaşlar. 5.64'lerin üzerinde kapanışlar gerek. Bu kapanışlar gelmediği müddetçe geri çekilme potansiyeli biraz daha baskın olarak karşımıza çıkabilir. Şu bölgede şöyle gelgitler de yaşayabiliriz. Yine kırılım odaklı da yol alınabilir, olasılık
dahilinde değerli dostlar. Kritik nokta alt desteğin kırılmaması olmalı. Bu seviye kırıldığı zaman da satış söz konusu olacaktır değerli dostlar. İyi takip edelim. Bir ikili tepe adayı diyebiliriz. Evet, eczacı ilaca bakalım. Evet, eczacı ilaç. Arkadaşlar, trend yoldaşımız olsun burada. Trend arkadaşımız olsun borsada. Görüyorsunuz trend. 4-7.40 burada daha önce çizdik. Dedik ya 7.40 bakınız destek hattı üzerinde olmamız. Yatayda bakınız 2 defa 3 defa test edilmiş bir bölge olması. Ya burası bir fırsattı. Bu fırsat gitti arkadaşlar. Şu anda direnç noktasındayız. Bugün de güzel yükseliş gerçekleşti. %8'in üzerinde bir yükseliş. Artık dikkat edeceğiniz nokta daha önceki tepe noktaları. Bakın 8.46 ve 8.25. 4 saatlik grafikte bakıyoruz. 8.46, 8.25 sıralı desteklerimiz. Yani bu noktada 8.46'nın altına sarkmadığımız müddetçe ve de kanalın üzerine eğer atmayı başarabilir isek buradan bir çanak oluşumu çıkabilir arkadaşlar. Bu da yine olasılıklar dahilinde. Ama bu hattımız geçilemediği müddetçe 8.46 ve daha aşağılara bakınız tekrar böyle bir kanal desteği karşımıza çıkabilir. Bu noktaya dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bakıyoruz. Saatlik bazdaki görüntüye bakın. Direnç noktamız. Aşağı doğru bugün saatlikte değerli dostlar çok ciddi bir düşüş. 8.47'lere gelip tekrar yukarı doğru atması güzel. Yani bunu bir olumlu durum olarak görebiliriz. Ama bizim şöyle şu destek noktasında kullanmamız lazım. Kanal yine bizim saatlikteki yol haritamız olmalı değerli dostlar. Evet. Şu şekilde takibini sağlarsınız. Kanal kırılırsa, kanal aşağı doğru bir şekilde kırılırsa stop loss olmakta fayda var diyebiliriz değerli dostlar teknik anlamda. ODAŞ. Ya ODAŞ'ta da değişen bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten 4 bandı önemli. Bu bandın üzerine oturmamız gerekir. Bakın bu bandın üzerinde bir şöyle tam anlamıyla oturamadık. İkame edemedik burada. Burada sanki misafir gibi böyle gidiyoruz geliyoruz gidiyoruz geliyoruz. Şöyle bir kalıcılık sağlayamadık bu bölgenin üzerinde. Değerli dostlar bakınız geçemediğimiz bir nokta var. Özellikle şöyle bakıyorum. 4-18 bandının bakınız çok burada giderek güçlendiğini görüyoruz. 4-18 bizim için çok çok ciddi bir direnç oluşturmaya başladı. Değerli dostlar. Yani 4-18 bandında takibi şimdilik yapılabilir. Yani 4'ün altında ufak tefek düşüşler olabilir arkadaşlar. Zaten biz bunları söyledik. İşte 3.71'i kullanabilirsiniz burada dedik. Bu bandlara kadar gelebilir. Yani bu hissede eğer bir çanak oluşumuna gideceksek, o 7 bandlarını test edeceksek silkelemeyle sizi burada saf dışı bırakabilirler. Yani takip edin. 4-18 bir gün kırıldığı zaman burada hacimli bir kırılış, yani şu bölgenin hacimli bir şekilde bir gün kırılması, nerede kırılırsa artık bilemiyoruz. Güzel yol haritası karşımıza çıkarabilir arkadaşlar. İyi takip edelim. Burası bizim için önemli. Evet. ODAŞ'ta 4 bandı kritik. Bu bölgelerdeyiz. 3.70 aşağıdaki desteğimiz, 4.18'de yukarıda direnç noktamız saatlik bazda. İşvin bugün artık yeter dedi ya, bu kadar bekle bekle nereye kadar? Ve ne yaptı? Hareketini yaptı arkadaşlar. Evet, daha önce de 4 saatte alıyorum, biraz daha net olsun. Sıkışmadan bahsettik buraya. Üzerine basa basa dedik ki sıkışma var. 4.15 direnç seviyesinde üzerine attık. Bu da güzel. Umarım tekrar bu kanalın altına doğru girmeyiz. İndikatör anlamında şöyle baktığımızda MACD indikatörü güzel. Değerli dostlar, göreceli güç endeksi tam sınırda 70 bandında. Buradaki hareket bir fake hareket olarak kalacak mı? Bunu da göreceğiz. Umarım
Yani şu diplerde alan kişilerdensinizdir arkadaşlar. Yani şu diplerde maliyetlenmek var ya. İşte burada alanlar şu anda rahattır. Ama gelip de buralarda oyuna dahil olduğunuz zaman birazcık sıkıntı yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz değil, fazlasıyla. Her zaman diyoruz şu destek dönüşlerinde ne yapacaksanız yapın. Ama biz gelip böyle direnç noktalarını işlem yaptığımız zaman işte buralar tedirginliğin adresi arkadaşlar. Buralara hep dikkat edeceğiz. Evet. Yani şu anda 4.15 bizim için kritik. Bu seviyenin altında kapanış gelmediği müddetçe yukarıya doğru güçlenerek devam edebilir arkadaşlar. Petkim. Vallahi burada da bakınız daha önce 5.37 bandlarını vurguladık. Aşılamıyor dedik. Hani Odaş'taki gibi bakınız bir nokta var. Burada da 5.30 bandları, 37 bandları bir türlü geçinemiyor. Ortalama 3 defa bu bölgeler test edildi. Yani bu bölgenin altında bir kanalımız maalesef sonlandığı için dikkat etmemiz gereken bir noktadayız. Daha aşağıda tepeler, daha aşağıda dipler oluşmaya başladı. Yani bu 4 saatlik grafikte pek hoş bir görüntü değil. Yani buradaki trendimiz maalesef alçalan trende doğru yöneliyoruz. Yani burada ayıların, değerli dostlar, galip geldiği bir dönemdeyiz şu an itibariyle. Bakalım neler olacak? Bu düşüş devam edecek mi? Daha aşağıda bir dip oluşturacak mı? 4.99 ve 4.66 sıralı destek bölgelerimiz değerli dostlar. Yukarıda da 5.37'leri yine sabit. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Katmer. Yine bugünün kahramanlarından katmerciler. Böyle 4 saatlik grafimize bakalım. Şimdi bakınız ben hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Daha önceki çalışmalarımız. Bakın gidin inceleyin. Bakınız hiçbir şey silinmiş değil burada. Evet. Bakınız daha önceki tepe. Şu bölge. Değerli dostlar bakınız ne kadar önemli. Bakın bu seviye kırıldıktan sonra. 3. Bakınız bu seviye 3. Kırılıyor yukarıya. Tekrar gelip bakınız. Bu bölgede oyalanması yok mu arkadaşlar? İşte o malın toplandığı bölge. Bakın burası mal toplama merkezi arkadaşlar. Mal toplama merkezi. Artık burası ne olur bilemeyiz. Sınır bölgesindeyiz. Umarım burada mal çırpma bölgesi olmaz. Onun için 4.96 bizim için önemli bir destek arkadaşlar. Bakın 4.96, 4.97 stop loss'lu destekli takip edilebilir. Bu noktanın altına sakmadığımız müddetçe görüntümüz pozitif diyebiliriz. Yani şu aradaki mesafe kadar yukarıya bir yol kat edebiliriz. Yani 3'ten 5'e diyelim 7 TL'lik bir katlama hedefi de oluşabilir. Bakın buradaki çanağın katlama hedefi. Ha, burayı bir bekleyelim görelim ne olacak. Burada tekrar aşağı sarkıp şu şekilde Odaş'taki gibi gelgitler mi olacak? Burayı iyi takip ediyoruz değerli dostlar. Burada olasılık dahilindeki bir katlama hedefinde bakın şöyle koyduğumuzda neredeyse 9.60 bantları karşımıza çıkacaktır teknik olarak. Evet şunu koyalım. Pardon 9.60 diyorum. 6.99 yani 7 bandı karşımıza teknik olarak çıkacaktır. Ama 4.97 5 bandı bizim için kritik. Evet. Değerli dostlar görüntümüz bu. Gübre fabrikaları ya geçen gün işte denilmiş ya hocam çok hızlı geçtin gübre fabrikalarını. Arkadaşlar gübre fabrikalarını biz zaten teknik anlamda saatlik bazda bir analiz çalışması yaptığımızı söyledik. Ya 63 ile 75 arasında bakınız. Biz analizi paylaştığımızda bakınız nerelerde arkadaşlar. Biz zaten çizmişiz burada. Ya bu hareketler de yapmaya başladı mı? Başladı. Bakınız iki tepemiz var. İki de dibimizden. Yani bu bölgede gelgitler yapabiliriz dedik. Ha bunlara bakınız. Bu 75 test edildi. Ama bunun üzerinde sağlıklı bir kapanış gelmedi. Yani 2 günlük bir kapanış yaptı. Daha doğrusu 2 saatlik bir kapanış gelmediydi. Gelmedi. Ne yaptık? Geriye doğru yine gevşedi. Yani halen teknik analizimiz geçerli. 63 ve 75 bandında bir gelgit dönemi yaşayacak gibiyiz değerli dostlar. Bunu buradan tekrar ifade edelim. Geçen gün birazcık sistem edilmiş. Hocam çok
hızlı geçtin, hiçbir şey anlatmadın ki diye. Aslında biz burada anlatılması gereken şeyleri anlattık. Devam ediyor, işliyor hala. Gelgitler dönemini yaşayacak gibiyiz. 75 aşılmalı ki, değerli dostlar, 88 ve daha yukarıya bir katlamaya, bir çanağa doğru gidebilelim. Ama orası için henüz erken, bu bölgelerde bir değerlendirme yapıyoruz. 63-75 bandında takip ediyoruz değerli dostlar. Turkcell son dönemdeki benim hem takas hem de teknik olarak beğendiğim bir hisse. Şöyle bakıyoruz. Katıl'a özelde Turkcell ile ilgili bir video paylaşmıştık. Burada önemli teknik analiz yöntemlerinden bahsetmiştik değerli dostlar. Yani yine Katıl'a dahil olarak bu tarz videoları takip edebilirsiniz. Burada desteğimiz var. Bu destek dönüşü bizim için önemli. Arkadaşlar stop loss'unuzu koyacaksınız bu bölgeye. Yol alacaksınız, yol alacaksınız. Yani bu tamamen tercih meselesi. Bakın ben al satçıyım diyorsanız mantığınız bu. Önemli destek noktasının birkaç tık altına koy stopunu. İşine bak. Zaten uzun vade için biz söyleyeceklerimiz Turkcell'de söyledik. Daha önce analiz çalışmalarımızı yaptık. Yani Turkcell için ben pozitifim uzun soluklu arkadaşlar. Ama şöyle kısa vadedeki görüntümüz de şu. Destekteyiz. Bu destek bölgesi yukarı doğru kırıldığı zaman tekrar dirence daha yukarıda bir tepeye doğru yol alabiliriz değerli dostlar. Yani bu oluşacak tepe 17.40'ların üzerinde bir tepe oluşabilir. 18-19 bandına doğru bir tepe söz konusu olabilir. Turkcell'in teknik görüntüsü güzel. Takası da güzelden son baktığımda burada şu yükselen kırmızı yükselen kanal trendini takip ediyorsunuz. Bu yükselen kanal trendi içerisinde alçalan bir kanal trendimiz var. Burada ya kırılımı takip edeceğiz ya destek dönüşlerini. Kırmızı kırılmadığı müddetçe sıkıntı yok arkadaşlar. Evet, Işıklar Enerji. Işıklar Enerji Yatırım Yapı Holding. 4 saatlik grafiğinden bakalım. Vallahi arkadaşlar bakınız, tekrar ediyorum. Bir hissenin dibini tepesini kestiremezsiniz bakın. Bunu defalarca söylüyorum. Yani dibi şu tepesi şu diyemezsiniz. Onun için ben her zaman anlatıyorum. Işıklar Enerji'de de bunu anlattım daha önce. Yani bizim için önemli alış noktaları vardır arkadaşlar. Oyuna dahil olacağımız noktalar vardır. İşte nedir? Bir toba formasyonu, bir destek dönüşü. Ve en çok da bakınız. Dikkat çektiğimiz, en çok üzerinde durduğumuz konu da neydi arkadaşlar? Şu geçmişte çalışmış olan bölgeler bizim için önemli alış fırsatlarıdır diyorduk değil mi? Bakınız geçmişte bir tepe, sert bir düşüş, tekrar bir V yaparak bu seviyenin üzerine gidiyoruz. Yeni bir tepecik oluşturuyor. İleride bizi kullansın diye bakınız yeni bir tepecik. Tekrar geldiği nokta ki bizim dikkat çektiğimiz en önemli husus bakınız burası. En sağlıklı alım bölgesidir. Onay hareketi. Tekrar buradan gelip daha önceki tepeye bakınız şuradaki V gibi bir V yapıp kırılım geliyor. Bakınız yeni bir tepecik. Tekrar aşağılardayız. Burası yine buradaki gibi bir alım fırsatını doğurdu. Şimdi arkadaşlar şurada yeni bir tepeciğimiz oluştu. Allah bağışlasın. Çok güzel. bu tepenin arkadaşlar şu şekilde kırılmasıyla beraber yolculuğumuz devam edip tekrar onay şu şekilde yol alabilir. Yani burada bir bozulma yok değerli dostlar. Ha, bozulma ne zaman olur arkadaşlar? Yani şuradaki senaryoların aynısı gerçekleşmez. Yani tepe bakınız kırılmış gitmiş. Yeni bir tepe kırılmış gitmiş. Yeni bir tepe kırılıp gidemez ise buradan gelecek geri sarkmalar bir satış, bir ikili tepe olarak karşımıza çıkabilir. 1.45 bantları önemli arkadaşlar. Evet, teknik anlamda işte 1.45, 1.12-1.15 bantlarında takip ediyoruz. Bu seviyenin aşılığı ise yukarıda yeni bir tepeciye bu nokta kapı aralamış olacak değerli dostlar. Evet, Işıklar Enerji'deki görüntümüz bu. Umarım daha gidecek yolu vardır. Evet, Gözde.
Gözde'ye bakınız arkadaşlar yine şu seviyeyi kırmızı hattımızı çizdik işte 6.30 bantları. Kanal trendi içerisinde kalsaydı yeni bir tepecik bizim teknik hedefimizdi. Bakalım burada da oyalansın. Şu hareket gelir ise yani şu bölgelerden geriye 6.88'ler altına sarkar isek iş biraz tehlike oluşturabilir. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki yeşil çizginin kırılması pek hoş olmamış. Bir tekrar geri çekilme yaşanırsa bir satış onayı olarak karşımıza çıkabilir. Onun için buraya dikkat diyoruz. Yani bir olası satış onayında bakınız. Şöyle bir görüntüyle bakınız. Yeni bir kanal altta yeni bir bölgeye doğru yol alabiliriz değerli dostlar. Evet 6.88 6.20 sırasıyla destek noktalarımız. Şöyle yukarıya bakıyoruz işte 7.35 bantların üzerine atar isek de bu oyuna tekrar dahil olmuş oluruz. Yeşil kanalın içerisine girmiş oluruz değerli dostlar. Evet. Gözdeki durum da bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.